insanları da sevmek, kucaklamak mı gerekir? Şimdi mesela İmam-ı Gazali Hazretleri, Muhammed Ali Pami Hazretleri, Muhammed Hadimi Hazretleri bu konuyu işlerlerken kitaplarında sevmek, muhabbet etmek insanın yaratılışında vardır buyuruyor. Bunu herkes de biliyor. İnsanın yaratılışında var. Ve elinde de değildir. İnsan kendisine iyilik edenleri, faydası dokunanları otomatik olarak sever. Buna mani olamaz. Çünkü cibilliyetin de yaratılışında var bu. Hatta hadis-i şerifte insan sahibi, ihsan sahibini yani iyilik edeni sevmek insanların yaratılışında vardır buyurmuştur. İnsan elinde değil. Tabi insanın yaratılışında mevcut olan bu sevgi var da yani tamam mı, olgun mu, kamil mi? Ham bir sevgidir buyuruyor. Kendi haline bırakılırsa kimi neyi sevdiğini bilemez. Hani derler ya eskiden bir söz vardı. İşte kızı kendi haline bırakırsa da ya davulcuya zurnacıya derler ya, öyle bir tabir kullanmıyor halk arasında. Dolayısıyla insan yaratılışında olan bu sevgi ham bir sevgidir. İnsanı kendi haline bırakırsan tapacağı şey de orada sana seveceği şey de acayip garayip şeyler olur kendi haline bıraktığın zaman. Dostu düşmanı birbirinden ayıramaz. Çünkü sevgi kayıtsız değildir. Kimi neyi seveceğini iyi bilmeli ve ona göre sevmelidir. Herkes ve her şey sevilmez. Herkes mi? Hayır. Herkes ve her şey sevilmez. Allah-u Teala kullarına çok merhametli olduğu için peygamberler vasıtasıyla kimi ve neyi seveceğimizi açıkça bildirmiştir. Nitekim Mücadele Suresinin son ayet-i kerimesine mealen buyuruyor ki Allah-u Teala ve kıyamet gününe iman edenler Allah-u Teala ve Resulünün düşmanlarını sevmezler. O kafirler ve münafıklar müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri cennete koyacağım buyuruyor. Ayet-i kerime bu. Ayet-i kerime. Mücadele suresinin son ayet-i kerimesi. Yani onun açıkça bildiriliyor. Kim sevilecek, kim sevilmeyecek. Evet. Ve onun için de din büyükleri bu noktada çok ısrarlı davranmışlar. Kimi sevip kimi sevmeme konusu. Hatta büyüklerden bir zatın yanına böyle birisi gelemiş falan. Çok da geveze birisiymiş falan. Bir talebesi de dikkat edermiş. Allah Allah demiş ya, bu kimse gelir konuşur eder falan. Fırsat da vermezmiş bazen o zata. Ama o zat yani gelmesine de izin vermiş onu. Bir gün böyle o zat tabii hep anlatırken işte hocam buyurdu ki hep hocasından nakiller yapıyor. Bir gün o kimse demiş ki siz hep böyle hocam diyorsunuz, hocamızı çok seviyorsunuz. Ne öğretti size de demiş bu kadar hocam deyip de böyle sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. O zat da cevaben diyor ki ben diyor hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam şaşırmış. Demiş her gelişimde hocam diyorsun demiş. Bir tek şey öğretti şey için bu kadar yani. Mı? Seviyorsun evet. Falan. Hocana muhabbet duyuyorsun, hürmet duyuyorsun falan. Evet diyor bir tek şey. Çünkü hocam bana kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğretti. Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi öğretti. Hani bir tabi var ya Mustafa abi. Şapla şekeri. Gerçi bazı kimseler şapı bilmez şimdi de. Şap toz şekerine benzer. Parlak kristalimsidir ve beyazdır rengi. Yan yana koysan daha önce görmesen onu toz şekeri zannedebilir. Onun için de Anadolu'da yaygındır bu. Bu bir deyimdir. Tabir olarak kullanılır. Adam mesela kimi sevip kimi sevmeyeceğini, kim dost kim düşman bilmezse adam sapla samanı veyahut da şapla şekeri karıştırıyor. İfadesini kullanırlar. Sapla samanı ve şapla şekeri birbirine karıştırıyor derler. Onun için kimi sevip kimi sevmeyeceğimizi hani herkesi sevmemiz mi lazım? Hayır, herkes sevilmez. Peki herkese düşman mı olmalıyız? Bakın sevmek ve merhamet etmek farklıdır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Evet. Allah-u Teala'ya iman etmiş. Allah-u Teala'yı seven, onun dinini seveni sevmek lazım. İman nimetini. Peki Allah-u Teala'ya düşman olana düşman olmak lazım. Peki onu gidip gırtlağını sıkacaksın? Hayır. Ona da merhametli davranmak lazım. Peki ona merhamet nasıl olur? Onu Allah-u Teala'nın dinini öğretmek suretiyle veya hidayetine vesile olmak, vasıta olmak, hidayetine sebep olmak suretiyle merhamet edilir. Merhamet odur. Yoksa Allah-u Teala hiçbir kuluna, peygamberlere bile mesela yeryüzünde kullarını serbest bırakmıştır. İnanır inanmaz. O onun tercihidir. Ama ceza vermeyi Cenab-ı Hak hiç kimseye vermemiş. Onu ben cezalandırırım buyuruyor. Size o yetkiyi vermedim. Ya bu inanmıyor, bu şey yapıyor falan. Allah-u Teala o kadar çok merhametli ki kuluna mesela 60 sene, 70 sene, 80 sene ömür vermiş. 60 sene düşünsün, 70 sene düşünsün, 80 sene düşünsün. Sonunda Cenab-ı Hak varmış. Onun dini haktır. Gönderdiği peygamber de haktır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
80 sene ömür vermiş. 79 sene itiraz ediyor Cenab-ı Hakk'a. İsyan ediyor. İnkar ediyor. 80 senede iman ediyor. Cenab-ı Hak geçmişini silip atıyor. Böyle bir Rabbimiz mi var? Evet, böyle bir Rabbimiz var. Onun için evet sevmeli. Ama herkesi mi? Hayır. Rabbimizin bildirdiğini. Rabbimizin bildirdiğini. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah'dır. Buğdu fillah'dır. Peki bu ne demektir? Hub sevgi demektir. Hubbu fillah Allah için sevmek. Buğdu fillah düşmanlık da Allah için. Nefsin için olmadan. Geçenlerde benim bir işim vardı, görmedim. Ben sana gösteririm. Sever miyim ben öyle adam? Kendi menfaatçi değil. Gerçekten Allah-u Teala'nın rızasına ters bir şey yapmışsa, yani sevmemek de o sebepte olmalı. Sevdiğini Allah için, sevmediğini de Allah için. Bu Peygamberimiz tarafından bildirilmiş bir ölçüdür. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri, İslam alimlerinin büyüklerinden buyuruyorlar ki, Allah'a veren düşmanlarını sevmek insanı Allah'a veren uzaklaştırır. Teberri etmedikçe tevelli olmaz. Ne demek o? Yani düşmandan uzaklaşmadıkça dosta dostluk olmaz. Düşmandan uzaklaşmadıkça, mesela bir kimse nefsini seviyorsa, nefsi Allah'a veren düşmanı, o zaman bu kimse yani Allah-u Teala'yı sevmiyor. Nefsini de sevmeyeceksin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açıkça buyuruyor ki ben nefsini size düşman olarak, kendime düşman olarak yarattım. Buna düşmanlık edin buyuruyor. Açıkça bildiriyor. Bu da bizim içimizde. Önce insanın düşmanlık edeceği kendi nefsidir. Zaten kendi nefsine düşmanlık ederse diğer insanlar hemen farkına varır ve onlar diğer diğerine oturtturur mu? Elbette. Ve bir hadis-i şerif var. İnsan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır. Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberi, onun yolunda olan alimleri, eshab-ı kiramı, Allah-u Teala'nın sevgili kullarını seviyorsan ahirette de onlarla berabersin. Allah-u Teala'yı inkar etmiş, Allah-u Teala'ya res çekmiş, isyan etmiş olanları seviyorsan orada berabersin. Yani efendim ben hem Hazreti Ebu Bekir'i hem de Ebu Cehil'i seviyorum, olmaz öyle şey. Cemi zıt değil, yani iki zıt şeyin bir yerde birleşmesi mümkün değildir. Ama ben efendim hümanistim, insanlara öyle bakıyorum. Yalan söylüyor böyle kimseler. Ben herkesi seviyorum. Böyle söyleyen de yalan söylüyor. Damarına bas bakayım. Seviyor mu sevmiyor mu? Adam ondan sonra damarına bastığın zaman, menfaatine bastığın zaman bunu diyor işte hani bir dizide diyor ya Sultanahmet'te sallandırmalı başlıyor adam sallandırmaya. Hatta yetmiyor kuşbaşı yapmalı. O da kesmiyor kıyma yapmalı diyor adam. Hani sevecektin ne oldu? Yalan. Yalan. Mesela şeyde de Hristiyan misyonerler de işte Hristiyanlık veren sevgi muhabbet dini. Görüyor musunuz nasıl sevgi muhabbet dini olduğunu? Haçlı seferlerde gördük. Aynı şekilde Bosna Hersek'te de gördük. Halen de görmekteyiz. Nasıl böyle sevgi muhabbetse adamlar katlediyorlar, toplu mezarlar çıkıyor falan. Nasıl sevgi muhabbetse. O yalan. Yani efendim ben hümanistim. İnsanların hepsine eşit davranıyorum. Kendi külahımı anlat onu. Afrika'dakileri canlı okuyorsunuz. Mesela Avrupalılar ve Amerikalılar Afrika'daki zencileri köle diye aldılar götürdüler. Avrupa'daki aynı şekilde o şehirlerin veyahut da aynı şekilde yolların yapılmasında Amerika'da aynı şekilde onları köle olarak çalıştırdılar. Tarihte de var ki. Onun için hani biz bu konuyu işlerken belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şu gelebilir. Efendim siz de aynı şekilde çok katı davranıyorsunuz. Ayrımcı davranıyorsunuz. Hayır değil. Rabbimiz böyle bildiriyor bunu. Her insanda var bu. Bizim söylemek ve anlatmak istediğimiz. Efendim ben herkesi seviyorum diyen samimi değil. Yalan söylüyor. Herkes sevilemez. Herkes sevilemez. Şimdi sevgide ortaklık olmaz. Hani bir genç bir kıza aşıkmış. İşte şimdi tabii sokaklarda, parklarda şey yapıyor. O zamanlarda hani pınar başlarında falan bekliyor. Kız gelmiş de sisiyle sulandıracak. Orada artık böyle delikanlı habire ağıtlar yapıyor. Ölüyorum, bitiyorum, senden başka güzel göremiyorum falan filan derken kız diyor ki ben işte dünyada senin gibi güzel yok deyince arkandakinden de mi güzelim diyor. Genç bir bakıyor tokadı yiyor onu sana. Senin sahtekar diyor. Ha. Hani benden başka güzel yoktu. Yoksa niye bakıyorsun? Yoksa niye bakıyorsun? Madem ki ben senin gözünde en güzelim, daha güzeli olmaz. En güzeli bense daha güzel olmaz. Allah-u Teala her şeyin sahibi yaratanı en güzel o. Güzel olanları da o bildirmiş. Dolayısıyla önce o sevilir. Ve onu senin dediği sevilir. Sevmeyin dediği de sevilmez. Bunun için de kimi ve neyi seveceğini insanın bilmesi lazım. Yoksa o zaman işte dostu düşmanı karıştırır ve dünyada da rahatı huzuru gider,
ahirette de mahrum olur. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el mer'u me'a men ehabbe, kişi dünyada kimi seviyorsa ahirette onunla beraber olur. Onun için kimi seveceğimize dikkat etmemiz lazım. Herkesi değil, Allah'ın sevdiklerini.